Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Everest'in Evercar G20 isimli araç içi güvenlik kamerasını inceliyoruz. Ben daha önce bu tarz ürünler incelemiştim biliyorsunuz. Bir dakika ya, böyle olmayacak. Ben en iyisi otomobilde devam edeyim bu videoya. Hadi bakalım. Evet, böyle daha iyi oldu galiba. Merhaba, şimdi arabaya geçtik. Öyle masa başında incelemeyeyim dedik değil mi? Everest'in bu Evercar G20 isimli modelini. Şimdi bu ürün arkadaşlar şöyle küçük bir şey. Zaten göstereceğim bunu size detaylarda. Böyle küçük bir şey, üzerinde bir bateri vesaire yok. Şöyle cama, onu da detaylı çekeceğim birazdan. Şöyle ters takarak koyuyorsunuz. Şu alt kısımda USB'nin, bu normal mini USB dediğimiz eski USB bağlantısı var. Şu kısmında bir tane düğmemiz var, açma kapama işlemi için kullanılıyor. Cihazın üzerinde 4 tane tuş var. Yani arka tarafından bahsediyorum. Şurada en azından 4 tane tuş var. En üsttekinde M yazıyor. Bu hem menüye girmenizi sağlıyor hem de kaydı vesaire ayarlıyorsunuz. Bir yukarı aşağı ok tuşları var. 2 tanesi. Bir de OK tuşu var. Bu en işte M'de, yani menüye girdiğinizde çeşitli ayarları yapmanız gerekiyor ki onları birazdan da göstereceğim size detaylarda. Aslında basit bir ürün. Kutusundan bir de şöyle, onu da detaylarda gösteriyorum ama bayağı uzun. 1,5-2 metre falan vardır. Şöyle uzunca da bir kablo çıkıyor. Burada da köpekler var, havlayıp duruyorlar. Havlamayın canlarım geceden geçene. Hadi bakalım. Şöyle bir kablo çıkıyor. Şöyle bir adaptörümüz var. Bunu doğrudan doğruya fişe takıyoruz. Üzerinde böyle bir USB çıkış olsa fena olmazdı. Çünkü çakmak girişini iptal ediyor. Yani bir tane çakmak girişiniz varsa iptal olmuş oluyor. Keşke bir tane USB çıkışı koysalardı. Hani hem ben kamerayı kullanayım hem de telefonumu vesaire şarj edeyim derseniz bu çakma girişini iptal ettiği için sıkıntı olacaktır diye düşünüyorum. Ama yeni nesil arabalarda USB haricen USB girişleri de var. İsterseniz bunu değil normal bir USB kablosunu da kullanabilirsiniz. Ucunda mini USB olması yeterli arkadaşlar. Mini USB bağlantısı yardımıyla bunu şarj ediyorsunuz. Herhangi başka bir kablo da kullanabilirsiniz. Uzun olmasının güzelliği şu. Hani ben öyle yapmadım ama aracın çeşitli yerlerinden, o döşemenin altından falan da geçirip kullanabilirsiniz. Şimdi bu genel görünümden ve fiziksel özelliklerden sonra ürünün biraz da teknik detaylarından bahsedeyim. Açıklamaya koyacağım bunları. Kaçıranlar olursa oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. 2 inçlik bir IPS ekranımız var. Bu ekran dokunmatik değil. 5 megapiksellik bir kameramız var. Yani fotoğraf da çekebiliyor. 5 megapiksel fotoğraf çekiyor. 1080p video kayıt yapabiliyor. Maksimum çözünürlüğümüz bu. Hareket algılama sensörümüz var. 120 derece görüş açısı bulunuyor bu kameramızda. Ve fiyatında 400 TL civarında olduğunu söyleyeyim. Birazcık da kullanım özelliklerinden falan bahsedeyim. Aslında anlatılacak çok fazla bir şey yok. Çakmak girişine takıyorsunuz adaptörünü. Cihazı da işte aracınızın uygun bir yerine, şu kısımları falan bir yere taktığınız zaman, ya da buraya da takabilirsiniz. Şöyle de olabilir isterseniz. Hani şoför açısından dolayı istiyorsanız yolcu tarafına, ki genelde yolcu tarafına değil de biraz böyle dikiz aynasının alt kısmına takılıyor bu ürünler. Oraya taktığınız andan itibaren çalışmaya başlıyor. Hani çok fazla da bir öyle bir özelliği yok. Ayarlar kısmı önemli. Şimdi onları özellikle anlatacağım. Çünkü orada birçok çeşitli ayarlar var. İlk etapta M tuşu var demiştim. Bu M tuşuna uzun süre bastığınızda otomatik olarak arkadaşlar cihazın ana menüsüne geliyorsunuz. Burada birkaç, yani iki tane ana menü var temelde. Bir tanesi çeşitli ayarları değiştirip çözünürlük var. Mesela çözünürlüğe girdiğimiz zaman 720p ve 1080p arasında seçim yapabiliyorsunuz. Daha sonra döngüsel kayıt, yani bu ürün belli sürelerle video kaydı diyor. Mesela ilk default olarak geldiğinde fabrika ayarında 1 dakika vardı. Ben bunu 3 dakikaya çıkardım. Siz bunu isterseniz 5 dakika, isterseniz 10 dakikada çıkarabilirsiniz. Ne demek oluyor bu? Şu oluyor arkadaşlar. 10 dakikada bir tane kayıt yapmış oluyor. Eğer siz isterseniz bunu 3 dakikada da bir de yapabilirsiniz. Yani 3 dakikada bir tane yapıyor. Sonra o bitince ikinci 3 dakikalık kayda geçiyor. İçine bir tabii microSD bellek kartı takmak zorundasınız. Bu bellek kartı dolana kadar kayıt yapıyor. Dolunca da en eskisinden olmak üzere silmeye başlıyor. Aslında bu tip ürünlerin genelde özelliği bu zaten. Pozlamayı değiştirebiliyorsunuz. Hareket algılamayı açıp kapatabiliyorsunuz. Bu önemli. Hani bunu nerede kullanılır? Aracınızı bıraktınız mesela, geldi birisi çarptı. Tabii önden çarparsa, yani kameranın görüş açısındaysa eğer, otomatik olarak kayıt yapmaya başlıyor. Bu güzel bir özellik. Bunun dışında park modumuz var. Park modunu da açıp kapatabiliyorsunuz. Ben şu anda mesela açık modda tutuyorum. Ses kayıt özelliği. Yani video kayıt sırasında ses olsun ya da olmasın diyebiliyorsunuz. Burada size kalmış bir şey. Sesi isteyebilirsiniz, istemeyebilirsiniz. Ses olmazsa video boyutu biraz düşeceği için daha aynı bellek kartına daha fazla video süresi kayıt edebileceğiniz anlamına geliyor. Bu size kalmış bir şey. Zaman damgası da bunun ayarını yaparsanız, mesela benim bazı videolarımı paylaşacağım ben bu videonun içinde. İlk açtığımda 2019 işte 01.01 olarak kalmış. O tarihi gösteriyor. Yani zaman damgası olarak vurmuş. Ben sonradan düzelttim. Örneklerde onu görürseniz şaşırmayın. Zaman damgasını da açık ya da kapalı tutabiliyorsunuz. G sensörünü açıp
kapatabiliyorsunuz. Yani hareket sensörünü buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Burada başka bir özellik yok. M'ye bir kere daha bastığınızda cihazla ilgili ayarlar geliyor. İşte zaman ayarı, yani tarihi ve saati ayarlayacağınız alan geliyor. Otomatik kapanmayı ayarlıyorsunuz. Kaç işte saniye olsun bakalım. Kapalı, yani otomatik kapanması yok bunun. 1 dakikada 3 dakika olarak ayarlayabiliyorsunuz. Buradan geri çıkalım tekrar. Ekran koruyucumuz var. Ekran koruyucunu da işte aktif edip etmeme yine buradan ayarı yapılabiliyor. Tuş sesi. Mesela bık 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 şu an bir ses çıkıyor. Mesela bakın dinleteyim size. İsterseniz bunu kapatabiliyorsunuz. Ben kapatmadım. Size kalmış bir şey. Dil ayarı var. Frekans ayarı var. Biçimlendirme var. Bellek kartını biçimlendiriyorsunuz. Ve varsayılan ayarlara geri dönüş modumuz var. Bir de GP versiyonu var. O da hani cihazın versiyonunu görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Gelelim görüntü kalitesi ve özelliklerine. Öncelikle hareket sensörünün olması güzel. Hani araç park halindeyken birisi geldi size çarptı. Siz aracın başında değilsiniz. Eğer görüş alanı içindeyse onu video olarak kayıt ediyor. O güzel bir özellik. Arada bakmanızı öneririm buna ben. Ben 8 GB'lık bir bellek kartı koydum deneme amaçlı olarak ve 1 dakikalık video kayıtlarını ayarlamıştım. Onları da ara ara videonun içinde göstereceğim zaten. O 1 dakikalık video ayarlarında ortalama olarak baktığımızda arkadaşlar burada bize 120 ile 300 megabayt arasında değişen bir aralıkta megabayt değerleri sunuyor. Yani 1 dakikalık bir video en fazla 300 megabayt olduğunu gördüm. En düşükte 120 megabayt civarında. Artık siz buna göre hani 8 GB'a ne kadar alır, ondan sonra ne kadarını silmeye başlar onu kendiniz hesaplarsınız. 8 GB bana yetmese, ben öyle çok deli gibi arabayı çok kullanan birisi değilim ama siz çok kullanıyorsunuz. Bir 16 GB arasınız. Daha fazla kullanıyorsunuz. 32 GB arasınız ki en azından kayıt ettiği video miktarını arttırmış olursunuz. Gelelim görüntü kalitesine. Şimdi tabii ki bu ürün biraz fiyat performans ürünü. Bundan böyle hani üst düzey bir kalite beklememeniz gerekiyor. Ama benim gördüğüm örneklerde özellikle gündüz ve yakın bir mesafeden kayıt aldığınızda, yani 3-5 metreden plakalar okunabiliyor. Daha uzakta olursa okunma zorlaşıyor. Gece de aynı durum var. Tabii gece de çok iyi sonuç alamıyorsunuz ama yakın mesafedeyse, ışık da fena değilse plakalar okunabiliyor. Zaten buralarda önemli olan şey plakanın okunması, biliyorsunuz. Gece ve gündüz performansını ben fiyatına göre, bakın altını çizerek söyleyeyim, beğendim. Tabii ki bu üründe işte GPS özelliği yok. GPS özelliği olsa ne oluyor? Videolarda bir de konum bilgisi eklenmiş oluyor. Konum bilgisi eklendiği zaman da hani ben bu videoyu burada kaydettim dediğinizde o burada konusunda en azından kesin bir delil olmuş oluyor. Hani bunu hukuki olarak kullanmak isteyenler olabilir. Hani aracını kaza yaptım ben ama kaza sırasında şuradaydım buradaydımı net olarak göstermek isteyenler için kullanılabilecek bir özellik ama bu üründe yok. Zaten bu fiyat aralığında bulamazsınız, onu söyleyeyim yani. Bu 400 TL civarında bir ürün. Bu fiyat aralığında hani hem de GPS veren bir ürün bulmanız zor. Ben genel olarak hep söylüyorum. Yani fiyatına göre sunduklarını yeterli bulduğumu söyleyebilirim. Hatta bir tane kayıt da aldım. Kapalı mekanda aldım kayıt. Hatta bu arabanın içinde de bir tane kayıt alacağım. Hem bu şu an açık bir hava, gündüz, güneşli bir havadayım. Sonuç nasıl olacak? Önce onu izleyelim. Daha sonra kapalı bir ortamda ama iyi ışıklı bir ortamda aldım. Kaydı izleyeceğim ve videomuz devam edecek. Evet arkadaşlar, izlemekte olduğunuz bu videoyu Everest'in Evercar G20 ürününe kaydediyorum. Şöyle farklı ışık şartlarında da biraz çekim yapmış olayım ki en azından kalite konusunda sizde kafanızda daha net bir durum oluşur diye düşünüyorum. Gün ışığı şartlarında ve böyle bu şekilde bir çekim yaptığınızda 3 aşağı 5 yukarı siz de bu kayıtsınız. Evet arkadaşlar, izlemekte olduğunuz bu videoyu Everest'in araç içi kamerasıyla kaydediyorum. Tabii ki iyi bir ışık var. Şu anda kayıt yaptığım odadayım ve burada çekimi yapıyorum. Dışarıda da kullandığımızda eğer iyi bir ışık varsa 3 aşağı 5 yukarı bu kalitede bir ses ve görüntü kalitesine ulaşmış olacaksınız. Böyle söyleyeyim. Bu şekilde yani. Gördüğünüz gibi şöyle biraz hareket edeyim. Sanırım görüntüm iyi geliyordur size diye düşünüyorum. Evet, araç içi güvenlik kameraları son yıllarda popüler oldu. Özellikle çok fazla otomobil kullananlar için. Hani hem de güvenliğine dikkat eden için. Çünkü İstanbul'da biliyorsunuz böyle kavga dövüş falan çok oluyor. Hani yol verdim vermedim, benim hakkımdı senin hakkındı falan. Çok uyanıklar da var. İnsanın bazen siniri bozuluyor, tepesi atıyor ama sakin olmakta fayda var. Bu tarz kameralar o tip durumlar için işe yarar. Ama kameraya güvenip de tabii kimseyle didişmemenizi öneririm ben. Yani didişmeye girmeyin, boşverin, tartışmayın kimseyle. Ama olası bir durumda, hukuki bir durum olduğu zaman bu tarz kameraların işe yaradığını da söyleyebilirim arkadaşlar. O yüzden insanlar işte böyle araç kamerası deniyor. Dashcam diyorlar bunlar İngilizcelik ismiyle. Alıp kullanıyorlar. Everest'in bu üründe gerçekten de hani fiyat performansı yüksek bir ürün olmuş. Tabii ki mucize beklemeyin. Şimdi bazen bunu çok söylüyorlar. Hani ya işte görüntü kalitesi şöyle böyle arkadaşlar, yani 400 lirada bu kadar oluyor. En azından ülkenin şu anki içinde bulunduğu şartlarda 400 liraya alınabilecek kamera bu şekilde oluyor arkadaşlar. Tabii ki daha ileri var ama bu paraya bulamazsınız. Onu açık ve net söyleyeyim. Daha güçlü özellikleri olan modeller de var ama yine söylediğim gibi bu
bu paraya bulmanız mümkün değil. Ben fiyat performans dengesi açısından başarılı buldum. Hala şunu anlayamıyorum yalnız. Otomobillerde niye bu tarz kameralar standart olarak sunulmuyor onu bilmiyorum. Bir dönem Citroen C3 modelinin böyle bir versiyonu vardı. Hatta Türkiye'de geldi. Şu dikiz aynasının olduğu yerde bir içine gömülü bir kamera vardı ve fotoğraf falan çekebiliyordu. Aslında yapılabilir. Zor bir teknoloji değil ama niye yapmıyor üreticiler bilmiyorum. Çeşitli kameralar var araçlarda. İşte park ederken kullanıyorsunuz, sağına bakıyorsunuz, sonuna bakıyorsunuz ama bu güvenlik kamerası konusunda o kadar hevesli değil üreticiler. Sebebini bilmiyorum. Belki bir sebebi vardır. Bilen varsa yorumlarda yazsın arkadaşlar. Evet, bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. Masa başında başladık ama otomobilde bitirdim bu videoyu. Ürünle ilgili genel fikrim olumlu. Fiyat performans ürünü. Ona göre değerlendirirseniz daha mutlu olursunuz. Everest'in Evercar G20 ürünle ilgili benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyacağım. Hepsini değerlendireceğim arkadaşlar. Bu arada kanala abone olmayı da unutmayın. Bu benim için önemli. Neden önemli? Bu tarz ürünleri yolluyorlar ve bunu yollarken arkadaşlar bizi her zaman işte kaç abonem var? Bu aboneliden videoların kaç kere izleniyor falan diye sorular soruluyor. O yüzden kanala abone olursanız sevinirim. Para istemiyorum, pul istemiyorum. Başka bir beklentim yok sizlerden. Abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Bu da beni hem mutlu eder hem de bu tarz içeriklerin, farklı içeriklerin de oluşturmak için bana motivasyon sağlıyor. Bu benim için önemli. Son olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada yer alıyor. Onlara da tıklayarak abone olabilir ve beni oralarda da takip ederseniz çok sevinirim. Bu da benim için önemli detaylardan bir tanesi. Desteklerinizi bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Farklı bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.